Kadınlarda özellikle menopoz döneminden sonra oldukça yaygın olarak görülen idrar kaçırma problemleri kadınların sosyal hayatında olumsuz yönde etkiliyor özellikle kadınlarda menopoz döneminden sonra östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak konektif bağ dokusu azalıyor. Ve mesaneyi destekleyen bu doku azaldığı için de idrar kaçırma problemlerini menopozdan sonra daha sık olarak görmeye başlıyoruz. yapılan istatistiksel çalışmalara göre 60 yaşındaki kadınların yaklaşık %50'si yani yarısı idrarlarını tutamıyorlar. Kişinin kendi hayatını kısıtlamasına neden olan bir problem. İşte fitness yaparken, ağırlık kaldırırken, koşarken, gülerken idrarını kaçırması toplum için oldukça rahatsızlık verici olabiliyor. Bu insanlarda özgüven problemleri olabiliyor. Çoğu zaman da aslında tedavi edebiliyoruz ama hastanın çoğu da bu konuda çekindikleri için bir uygun hekime maalesef ulaşamıyorlar. Operatör Doktor Süleyman Eserdağ, idrar kaçırmanın 3 tipe ayrıldığını belirterek tedavi yöntemlerinin de farklı olduğunu söyledi. Problemin özünde işte sık doğum yapma, fazla doğum yapma, zorlu doğumlar, yaşlanma, sigara kullanımı gibi aşırı obeste, şişmanlık, bazı kronik akciğer hastalıkları gibi problemler de yer alabiliyor ya da kabızlık gibi problemler karın içi basıncı artıran nedenler olabiliyor. Sorunu çözmek istiyorsak aslında bu soruna yol açan ...nedenleri ortadan öncelikle kaldırmamıza fayda var. İdrar kaçırma problemleri medikal tedavilerle ya da lazer yöntemleriyle de tedavi edilebiliyor. Tedavide öncelikle koruyucu bir takım önlemler var. Bunlar işte bir takım kegel egzersizleri dediğimiz egzersizler, pelvik egzersizler var. Bir takım elektriksel stimülasyon yöntemleri var. Onun haricinde yeni uygulanan lazer tedavileri, radyo frekans tedavileri var. İdrar kaçırma problemlerinde eğer ki sarkma çok ileri boyutta mutlaka cerrahi yöntemlerle çözüme ulaşmak gerekiyor. Cerrahi yöntemlerden sonra maalesef tekrarlama olasılıkları var. Evet sevgili izleyiciler bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer soru ve görüşlerinizi bize iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.